ve zerre motivasyonlarını kaybetmedikleri için 7-24 hamdolsun gece gündüz hiç zerre motivasyon kaybetmeden çalışmalara devam ettiler. Hepsinden Allah razı olsun. Tabii yine artık sahada iş makineleri ile ilgili herhangi bir sorunumuz kalmadı. Arama kurtarma personeli de dahil hala da artmaya devam ediyor. Çünkü o kadar sağ kurtarılanlar olduğu müddetçe ilgi bütün dünyadan da çok güçlü şekilde devam ediyor. Hala biz de bunun parçası olmak istiyoruz. Ümidi ve umudu hala canlı tutmak için diye ben tekrar teşekkür ediyorum. İş makinalarında şu an itibariyle 12.026'ya ulaşmış durumdayız. Yine vinç konusunda da herhangi bir şeyimiz yok artık. 900'ü çok aşmış durumda. Kurtarılan ve hastanelerde olan vatandaşlarımıza baktığımızda 80.000 vatandaşımız var. Afet zedemiz var. Bunların hepsine de yine acil şifalar diliyorum. Yine bu vesileyle de gerek kurtarma çalışmalarında ama bu arada da tabii ki UMKE ekiplerimize ve sağlık personelimize de yine yürekten teşekkür ediyorum tüm emekleri için. Bir an önce sağlıklarına kavuşurlar inşallah. Diğer tarafta bütün bu çalışmalar şu anda aslında özellikle son bir iki gün artık geçici barınmanın son derece ihtiyaç olduğu, özellikle bölgede soğukların da yoğun olduğunun farkındayız. Ve elimizden gelen tüm gücümüzle de bunu artırmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızı geçici barınmaya alıyoruz. Yine şu an itibariyle 1.050.000 civarında vatandaşımızı geçici barınma merkezlerinde barındırıyoruz ve beslenme giderleri de dahil, temel ihtiyaçları da dahil buraları da karşılıyoruz anlıyoruz. Bir de tabii afet bölgesinden şehir, afet bölgesinin dışına, şehrin dışına, afet bölgesinin dışına özellikle tahliye operasyonları var. Bunu ilk günden beri teşvik ediyoruz. Bölgede görevli olmayan, işi olmayan veya yakınını herhangi bir yakınıyla alakalı gerek kurtarılma hastane veya vefatla ilgili herhangi bir konusu olmayan afet zedelerimizi bölgenin dışına bir an önce çıkmaları konusunda da teşvik ediyoruz ki bölgenin hem sadece arama kurtarma da değil ondan sonraki süreçlerin de çok hızlı bir şekilde yürütülebilmesi için şu an itibariyle yaklaşık 187.000-190.000 vatandaşımız da tahliye operasyonlarıyla bölgenin dışarısına tahliye edilmiş durumda. Bunların yaklaşık 90 bine yakını bölge dışında oluşturduğumuz geçici barınma merkezlerinde, diğer geriye kalan kısımda yakınlarının yanına çıkmışlardır. Dolayısıyla gerek yakınlarının yanına gerekse geçici barınma merkezlerine oluşturduğumuz kapasiteye dönmek isteyen tüm afet zedelerimize, vatandaşlarımıza elimizden gelen her türlü gayreti sarf ediyoruz. Yardımı veriyoruz. Tahliye merkezleri oluşturulmuş durumda. Bu bilgiler nerede olduğu paylaşılmış durumda. Sadece oraya gitmeleri yeterli. Başvurduklarında oradan zaten artık nasıl, nereye gidecekleriyle alakalı yönlendirileceklerdir. Ücretsiz olarak da taşıma işlemini yapacağız. Eğer kalacağı yeri yoksa da barınma merkezinde yine biz sağlıyor olacağız. Hasar tespit çalışmalarımız tabii devam ediyor bu arada çok yoğun şekilde. Hasar tespit çalışmalarının önemini ben dün de ifade etmiştim. Hasar tespit çalışmalarını yapmamız lazım. Yıkılan binaları biliyoruz ama henüz yıkılmayıp da acil yıkılması gereken binalar hangileri, ağır hasarlı olanlar hangileri, orta hasarlı veya hasarsız olanlar hangileri, bunları bir an önce belirleyebilirsek hasarsız olan binalara afet zedelerimiz, vatandaşlarımız kendi konutlarına, evlerine dönebilirler. Diğerleriyle alakalı da biz çok hızlı şekilde yeni kalıcı konutların yapımı da, şehrin temizlenmesi ve kalıcı konutların, afetin izlerinin silinmesi, kalıcı konutların yapılmasına bir an önce başlayalım. Ve Cumhurbaşkanımız da bunu ifade ettiler defalarca. Bir yıl içerisinde hedefimiz de kalıcı konutları da teslim ederek tekrar normal hayata dönüyor olmalarını, bir an önce acılarını sarmalarını
sağlamak temel amacımız. Bununla ilgili de zaten yine hasar tespit çalışmaları sonunda yıkılan binaları, yıkılacak olanlar veya ağır hasarlı olanlara da yine kira yardımı 15 bin TL'lik bir yardım yapılacaktır bu süre içerisinde. Bununla alakalı Çevre Şehircilik Bakanlığımızın başkanlığında AFAD'ın koordinasyonunda bu çalışmalar yürümekte. Benim binama ne oldu, durumu nedir diye öğrenmek isteyen vatandaşlarımız da E-Devlet üzerinden adreslerine girdiğinde kendi binalarının durumunu öğrenebilirler herhangi bir yere gitmelerine gerek olmadan. Onun ötesinde de yine Çevre Şehircilik Bakanlığımızın oluşturacağı, birkaç ilimizde hali hazırda oluşturulmuş durumda iletişim merkezleri olacak Çevre Şehircilik Bakanlığımızın. Burada da internete erişimi olmayan veya E-Devlet'i kullanmak istemeyen vatandaşlarımız olursa da bu merkezlere gittiklerinde yine binalarının durumunu öğrenebilecekler. Hangi binaların hasar tespiti yapılmış binalar içerisinde ise zaten çok hızlı bir şekilde bu süreci tamamlayacağız. Defin işlemleri tabii bir başka konu. Çünkü cenazelerimizin çok hızlı bir şekilde de definlerini gerçekleştirmemiz gerekiyor. Orada da çok yoğun bir gayret sarf ediyoruz. Gerek bu aşamada adli sürecin kimlik tespitlerinin yerine getirilmesi konusu, gerekse defin işlemlerinin yerine getirilmesi konusu. Burada yine tüm ilgili kurumlarımız, Adalet Bakanlıklarımız, savcılarımız, Adalet Bakanlığımız ve yine Diyanet İşleri Başkanlığımız yoğun şekilde bu işin içerisinde. Tabii ki sosyal bu aşamada bugüne kadar da ilk andan itibaren zaten önemliydi. Psikolojik destek, psikososyal destek sağlanması olayı. Bununla ilgili de yine gerek Aile Bakanlığımız ve ilgili birimlerimizdeki psikologlar ve sosyal çalışmacılar tamamen bölgedeler. İlaveten de yine manevi boyuttaki destek son derece önemli. Diyanet İşleri Başkanlığımız da bu konuda uzman rehberleriyle yine vatandaşımızın yanında. Onun ötesinde bağışlar konusu yoğun olarak tabii ki gündemde. AFAD bünyesinde bu bağışların AFAD koordinasyonunda yürütülmesi son derece önemli. Çünkü şeffaf olması, nereye harcanıyor olduğunun belirlenmesi, Sayıştay'ın denetimine açık oluyor olması ve yapılan bağışların başka hiçbir şekilde, hiçbir yerde kullanılamıyor olması güvenilirlik açısından vatandaşımızın verdiği bütün, sadece yurt içinden de değil, bütün uluslararası camia da dahil buna verdikleri her bir kuruş katkının arzu ettikleri yerde kullanılması açısından son derece önemli. Art niyetlilerin olabileceği, dolayısıyla bunun da önünün kesilmesi açısından da son derece önemli. Aynı yardımlarla ilgili de yine bunların sahada karışıklığa sebebiyet vermemesi doğrultusunda çok ciddi bir sistem revize edilmiştir. Bununla ilgili de zaten yine gerek AFAD, gerekse Aile Bakanlığı gerekli açıklamaları yapacak. Son derece basit bir sistemle artık gidip gerek trafik karışıklığını yapılmaması, önlenmesi anlamında, gerekse vatandaşımıza daha hızlı bunların iletilmesi köylerdeki vatandaşlarımıza kadar, sadece şehir merkezleri ve ilçelerdeki değil, bu belirli bir süre devam edeceği benziyor. Bunu sağlamakla alakalı, iyileştirmekle alakalı gerekli çalışmaları yapılmış, sistem revize edilmiştir. Bunun da zaten sahada karşılığını çok hızlı bir şekilde görüyor olacağız. Bunun dışında ben emeği geçen tüm personele, AFAD koordinasyonunda burada çalışan ve sahada çalışan, gün boyu zaten bakanlarımızı sahada sizler takip ediyorsunuz, valilerimizi sahada takip ediyorsunuz, bu açıklamaları yapmalarını bizler ısrarla teşvik ediyoruz. Şeffaf bir şekilde götürelim süreci. Yapılanlar bütün boyutlarıyla vatandaşımızla paylaşılsın, afetzedelerimizle paylaşılsın. Eksiği yediği olan varsa daha rahat düzeltilsin ve kamuoyunun denetimine de bu anlamda açık olsun arzusundayız. Ve biz merkezden çok ciddi şekilde, sıkı şekilde bir takiple hangi alanda eksiklik var,
Onunla ilgili sahaya çok yoğun şekilde tüm 10 il ve tüm ilçeler dahil buna, köyler dahil. Bu her türlü kaynak, sistem veya iletişim bazında ne gerekiyorsa tüm illerde, tüm afet bölgelerinde aynı hizmetlerin verilmesini sağlamakla ilgili de burada AFAD'ın koordinasyon merkezinde çok yoğun bir çalışmamız var. Tüm kurumlarımıza, bakanlıklarımıza, sahada ve burada görev yapan tüm personele yürekten teşekkür ediyorum. Ki şu anda AFAD Başkanımız buradalar. Toplam personelimiz sahadaki 159.146. Yani bütün kurumları dahil ettiğimizdeki çalışan personel sayımız ve gecesini gündüzüne katan ve çok öykülerin olduğu, yani öyle öyküler var ki aynı zamanda kendilerinin de afetzede olduğuna şahit olduğumuz içerisinde bu 159 bin personelin kendi çocuğunu kaybeden, eşini kaybeden, annesini babasını kaybeden buradaki kardeşlerimizin çok hızlı bir şekilde tekrar gelip AFSD'nin yanında olmasına hep her birimiz zaten medyadan da sizlerin aracılığıyla da buna şahitlik ediyoruz. Bu milletimizin Ali Cenaplığını gösteriyor aslında. Milletimizin karakterini gösteriyor. Çünkü bu 159 binde milletimizin bir evladı, bir ferdi. Bütün milletimizin karakteri de bu. Sıkıntılı bir durumda, acılı bir günde birlik, beraberlik, dayanışma içerisinde olmak, şartlar ne olursa olsun bir ve beraber olmak, güçlü olmak. Zaten bu da Türkiye'ye olan ilgiyi ve güveni de artırıyor. Bugün Birleşmiş Milletler'den bir heyet buradaydı, bir görüşme yaptık. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Yardımcısı ve heyetiyle ilginç bir konuyu paylaştı benimle. Dedi ki yani öyle bir şey yapıyorsunuz ki aslında pek kimse de farkında değil. Bizim kayıtlarımızda, Birleşmiş Milletler'in kayıtlarında tarihinde bu kadar geniş kapsamlı ve büyük bir depremin arama, kurtarma ve diğer faaliyetlerini bu kadar hızlı yapabilen bir başka örneğini henüz göremedik. Kayıtlarımızda rastlayamadık şeklinde. Bu sahada ve merkezde gayret gösteren her bir kardeşimizin başarısıdır. Her bir kardeşimizin birlikte çabasıdır. AFSD'nin yanında olması ile ilgili verdiğimiz çabadır. Biliyoruz sıkıntılar var. Biliyoruz. Özellikle bugün itibariyle çadırlarda, ısıtıcılarda geçici barınma ile alakalı hala enkaz bölgesinde olanlar veya dışarıda olanların sıkıntılarının da farkındayız. Türkiye dünyadaki en çok çadır ve konteyner kapasitesine sahip ülkelerden birisi. Bunun tamamını sahaya yansıtmış durumdayız. Onun ötesinde şu anda 170 bini, 180 bini geçmiş durumda. Tamamı sahaya yansıtılmış durumda ve hala yolda olanlar var. Ve uluslararası alandan çok ciddi yardımlar var. Anında sahaya yansıtıyoruz. Ve onun ötesine geçtik. Türkiye'deki çadır kapasitesi üreten tüm firmalar şu anda çadır üretmekle ve bir an önce sahaya sürmekle sürmeye odaklanmış durumdalar ve aynı şekilde bütün dünyadan çok hızlı bir şekilde buraya nasıl kaydırabilirizle ilgili de bu sahadaki sıkıntının farkında olarak bir an önce vatandaşlarımızı, afetzede kardeşlerimizi barınabilecekleri bir alana kavuşturmak istiyoruz. Bunu yerelde veya afetin dışarısındaki bölgelerde. Ben emek veren tüm çalışanlarımıza, emek veren tüm gönüllülerimize ve aynı zamanda da çektiği tüm sıkıntılara rağmen bölgede yüreğini bize açan afetzedelere gönülden teşekkür ediyorum, yürekten teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız zaten sahada, her gün sahadalar, yapılan çalışmaları yerinde izliyorlar. Vatandaşımızla, afetzedemizle iç içe ve sahadan döndükten sonra da zaten hem gitmeden hem de önce ve sahadan döndükten sonra da orada görülen eksiklikler ve yapılması gerekenlerle ilgili gerekli istişarelerimizi yapıp talimatlarını alıp yine devam ediyoruz. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sorular varsa alabiliriz. Yoksa... Yok, teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Daha...
dairenin içerisine girdi bir itfaiye eri. İlk depremde artçı geldi. Bir daha sallanıyoruz. Yine sallanıyoruz. Enkaz çalışmaları devam ediyor.